baktığımız hafta birçok hikayeyi aslında içerisinde bulunduruyor, barındırıyor. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında galip gelmesi, Fenerbahçe'nin 90+6'da Valencia'nın golüyle Ankara Gücü karşısında sahadan 2-1 galip ayrılması. Tabii üst sıralardaki o heyecanı oldukça arttırdı ki Fenerbahçe, sahada yer alan futbolcular, teknik heyet, taraftarlar bu iki karşılaşmanın sonrasında şampiyonluk umutları daha da yeşerdi ki saha içerisinde evet. Gözyaşlarına hakim olamayan Fenerbahçeli futbolcular da vardı. O hırsı da gözlemleyebildik. Bakalım bu şansı Fenerbahçe nasıl kullanacak, ama Ankara Gücü maçıyla başlamak istiyorum ben. Ankara Gücü mücadelesinde çok erken bir değişiklik de yaşandı. Şimdi Emre Belezoğlu'nun, teknik adamları konuştuk, Fatih Terim'i konuştuk, Sergen Hoca'yı konuştuk. Emre Belezoğlu, Erol Bulut'un ardından takımın başına geçti ve teknik adamlık anlamında taraftarın da evet beklediğimiz bu dedirten bir profil ortaya koyuyor Emre Belezoğlu. Gökhan Gönül yerine sağ bekte Ozan'la başladı. Orta sahada her zaman kalabalık bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Mesut Özil sahadaydı, Mert Hakan Yandaş sahadaydı, İrfan Can sahadaydı. Sonrasında hücumda bir şeyler aksayınca erken müdahale, henüz yanlış hatırlamıyorsam 35. dakikaydı. Hemen Gökhan Gönül'ü oyuna aldı, Ozan'ı mevkisine gönderdi, Mert Hakan Yandaş'ı oyundan aldı. O dakikadan sonra oyunun seyri biraz değişti Haldun abi. Evet. Şimdi oyunun başı tabii dedim ya, böyle hani ikili maç seyrediyoruz. Biraz oraya evet. biraz buraya bakıyoruz. Oyunun başında Ankara Gücü oyunu kopartacak pozisyonları buldu. Yani oyunun başında. İlk yarıda çok fazla pozisyon buldu. Yani 15-20 dakikada 3 tane pozisyon buldu. Bir de gol buldu. Yani bütün onlara baktığımız zaman yani bir anda iş kopabilirdi. Öyle söyleyebiliriz. İşte orada ben şunu söyleyeceğim. Emre Belezoğlu'nun iyi bir teknik direktör olma yolunda önemli bir adımı olarak görüyorum onu. Yani oyunun gidişatının kendisinin aleyhine işlediğini, o kalabalık işte Mert Hakanlı, Pelkaslı, yani Mesut Özilli, İrfan Canlı, Sosalı orta sahanın genel anlamda rakibin baskısı karşısında çok etkili olamadığını hesaplayınca, bak orada önemli nokta o, çünkü bu oyuncuların tamamı Sosa dışında topu kapma savaşında çok önde değiller. Orada Ozan onun destekçisiydi. Ne yaptı? 35. dakikada oyuncu değiştirdi. Bana göre şöyle düşünüyorum ben. Hani bizde bir klişe vardır ya, hocalar 60 olmadan oyuncu değiştirmez. Demek ki hocalık yolundaki önemli bir adımıdır bu. 35. dakikada oyunu okudu. Oyuncu değişikliğini yaptı. Gökhan'ı aldı. Ozan'ı ortaya çekti. Oyunu dengeledi. Ve zaten Ozan'ı ortaya çeker çekmez de gol geldi. Yani arka direkt koşusunu yaptı Ozan, golü attı, 1-1 oldu maç. Oyunun ikinci yarısında da bu pozisyon tamamen Fenerbahçe'nin lehine dönmesine sebep oldu. Oralarda belki son bölümde oyuna attığı oyuncuları tartışırız. Sise, Tiam, ne kadar santrofor varsa, çok santrofor çok gol anlamına gelmiyor. Ama netice itibariyle mesela oyunun kilit oyuncusunu ya da diyelim ki anahtar oyuncusunu Valencia'yı oyunda tuttu. Tutunca Valencia'yla da sonucu aldı. Şöyle söyleyelim, genelde biz Fenerbahçe'nin ilk yarısını iyi oynadığı maçlar görürdük. Evet. Bu kez ikinci yarısını iyi oynadığı bir maç gözlemledik. Ki mesela son 20 dakikalarda Fenerbahçe çok ciddi düşüşler yaşıyor. Erzurum maçında bile yakalanabilirdi türünden cümleler kullanıyorduk. Burada da tam tersi oldu. Fenerbahçe ikinci yarıyı daha coşkulu oynadı. Hatta çok pozisyon üretti. Daha fazla gol de üretebilirdi. Ama oyunun ilk 30 dakikası diyelim, hadi o genel olarak 30 dakikasına baktığımızda Ankara Gücü maçı koparacak pozisyonlar buldu. Bir türlü çözümlenemeyen konu bu. Bunda acaba şu da şundan da bahsedebilir miyiz Haldun abi? Ahmet hocama geçmeden önce hemen şöyle bir soru geliyor akıllara. Devre arasında futbolcular teknik heyet soyunma odasına girdi. Galatasaray Beşiktaş maçının ilk yarısını konuştular. Ve ikinci yarının Galatasaray hakimiyetine geçebilecek olma ihtimali, ki sürekli gol sesleri de sahaya söyleniyordu. Bunun bir etkisi olmuş olabilir. Ya tabii etkisi olur, ama şöyle düşünelim. Mutlaka etkisi olur. Yani soyunma odasında arkadaşlar, bak işte Galatasaray yönde puan farkını kapatma ihtimalimiz belirdi vesaire gibi etkisi olur. Ama şöyle düşünün. Yani o maçın sonucundan bağımsız siz zaten maçı kazanmak zorundasınız. Yani öyle ya da böyle kazanacaksınız bu maçı yani. Onun için de
İkinci yarı oyununda çok daha farklı şeyler oldu. Fenerbahçe biraz öne doğru çıkmaya başladı. Yani o aslına bakarsan 30. dakikadan sonra oldu. Yani bu o gelişme 30. dakikadan. Ozan'ın driplingleri, İrfan Can'ın daha yani savunma aksiyonlarından daha öne çıkma şansları yakalaması gibi birçok unsur yan yana gelince de Fenerbahçe'de akın sürekliliği oluştu, hücum sürekliliği. Onun sonucu da Fenerbahçe golü buldu, goller de bulabilirdi. Yani gol son nefeste buldu golü, belki hayat öpücüğü gibi oldu ama goller de bulabilirdi. O noktaya geldi. Şöyle söyleyeyim yalnız burada belki hani onun ötesinde, maçın okumasının ötesinde aldığımız bilgiler ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bugün basına da yansıdı. Büyük olasılıkla Emre Belözoğlu'yla Ali Koç 3 yıl daha devam edecek. Yani yeni bir teknik direktör arayışı içerisine girmeyecek. Onun bilgisi, bizim aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Basına yansıyan bilgiler de bu doğrultuda. Şunu söyleyebilirim. Yani bu olaydan sonra, bu maçların arka arkaya kazanılmasından sonra Emre Belözoğlu güven oyu aldı. Ali Koç zaten büyük bir olasılıkla devam edecek. Devam ettiği süreç içerisinde bir 3 yıllık imzayı bekliyorum ben. O zaman şimdi telefon attığımızda muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Haldun abinin bıraktığı noktadan sorarak başlayacağız tabii. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'yla devam edilmesiyle ilgili. Bakalım muhabir arkadaşımızın istihbaratları ne yönde? Aynı zamanda Sivasspor mücadelesinde sağ bekte kim oynayacak? Orta sahada tercihi kim olacak Emre Belözoğlu'nun, teknik direktörün? Bunların hepsinin cevabı muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul'da. Ahmet Selim. Ceyda Dönmez, çok teşekkürler. Konuklarımıza da çok selam söyleyerek yayına başlayalım. Tabii Emre Belözoğlu ile yola devam edilecek mi? Yani aslında son başkanla Masson'u yaptığımız röportajda bence ilk sinyali verdi. Biz dedi Emre Belözoğlu'nun hem sportif direktörlük performansından hem de teknik direktörlük performansından çok mutluyuz dedi. Ben burada kişisel bir bakış açısı da araya katmak istiyorum. Yani Emre Belözoğlu evet iyi sonuçlar alıyor, oyuna müdahaleler ediyor, Masson da kendini eleştiriyor vesaire ama Emre Belözoğlu'nun bir de futbol severler çok fazla bunu yaşayamıyor ama saha kenarında görmek gerekiyor bence. Gerçekten 90 dakika boyunca yerinde durmayan, oyunun içinde olan futbolcularını motive etmeye çalışan, hani çok hareketli, çok o isteğini, kendi hırsını takımına yansıtabilen noktada ve şu ayarı da iyi yapıyor. Kulübede biz oyunculara yeri geldiğim Fenerbahçe daha önce yaşamıştık. Vitor Pereira da böyle bir teknik adamdı ama futbolcuları bir tık rahatsız eden bir tarafı vardı. Emre Belözoğlu oradan geldiği için bunu da çok iyi ayarlıyor. Bundan dolayı da başkan da bizim gibi yukarıdan izlediğinde ben eminim ki Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçelilerin uzun yıllardır aradığı modelde bir teknik adam olduğunu düşünüyor o da. Düşünüyordur o da diye düşünüyorum. Bu yüzden de ben de Emre Belözoğlu ile sezon sonunda sonuçlardan bağımsız olarak, çünkü rüştünü ispatladı, artık iki maç kaldı, biraz futbol mucizesine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmek için. Ben de ama Emre Belözoğlu ile yola devam edileceğini düşünüyorum. Onun dışında tabii ki yarın çok kritik bir maça daha çıkacak Fenerbahçe Sivasspor'la. 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor'a karşı oynayacak. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolcularına bunu vurguladı. Kolay maç yok. Hep zaten söylüyorlar. Hep bunu konuşuyorlar ama Sivasspor'un da yenilme, kazanma alışkanlığı, yenilmeme alışkanlığının yarınki en büyük zorluk olacağını ifade ediyorlar. Ama biz iki maçı da kazanalım. Rakiplerden gelecek, Beşiktaş'tan gelecek sonucu bekleyelim noktasında. Fenerbahçe yarınki maça da bu şekilde hazırlanıyor. Tabii şunu söylemekte fayda var. Sakatlar Altay, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, bu isimlerin sakatlıkları devam ediyor. Bunun dışında Serdar Aziz ve Samat da dün yapılan antrenmanda yer aldılar. Bunu da ifade edelim. Ağrıları azaldı ve antrenmana çıktılar. Bu yüzden bu oyuncuların maç kadrosunda olmasını bekliyoruz ama tabii Serdar Aziz sakatlığının ardından iki maçta Tisserand oynadı ve Tisserand çok iyi bir performans sergiledi. O yüzden bu iki oyuncunun da kulübeye gireceğini düşünüyoruz. Hatta şunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe'de bir önceki maç şunu söylemiştik. Orta sahadaki oyuncuların tamamı formda, kimi keseceğini düşünüyor Emre Belözoğlu demiştik. Fakat Ankara Gücü maçının ilk 30 dakikası, ilk 25 dakikası Fenerbahçe düzeninden uzaklaşmış, kötü bir görüntü sergilemişti. Burada da temel eksik olarak Ozan'ın dinamizmini
belirledi Fenerbahçe teknik heyeti. Bu yüzden yarınki maçta da dışarıda kalacak ismin Mert Hakan olmasını bekliyorum. Çok 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 düşük bir ihtimal Pelkas olabilir ama dediğim gibi yani bu gerçekten çok düşük bir ihtimal. Mert Hakan'ın dışarıda kalmasını bekliyoruz. Bunun dışında da son maçta aynı şekilde yani 30. dakikadan Gökhan Gönül oyuna girdikten sonraki kadroyla yarınki maça çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Gündemde bu şekilde. Tabii ki merak ettiğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa da cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederiz Ahmet Selim sevgili Kul. Ahmet. Yarın gün boyu Fenerbahçe takibini sürdürecek muhabir arkadaşımız.